Atatürk inkılaplarını göz önünde bulundurarak verilen bu görsel incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındığına. Arkadaşlar, kadınların kıyafetleri değişmiş, yolda yürüyorlar. Ama bu görsele baktığımız zaman seçme ve seçilme haklarının olup olmadığını söylememiz mümkün değil. Eğer bu görsel bir oylama sırasında yapılmış olsaydı, çekilmiş olsaydı, tabii ki seçme ve seçilme hakkından bahsedebilirdik. Bu yüzden A şıkkına ulaşamayız. Modernleşme yolunda adımlar atıldığına, arkadaşlar, kıyafetlerinden bunu tabii ki çıkarabiliriz. Şapka devriminin gerçekleştirildiğine, Atatürk'ün eline baktığımızda elinde bir şapka olduğunu, kadınların başlarında şapkalar olduğunu görebiliyoruz. Kılık kıyafet kanununun kabul edildiğine, tabii ki arkadaşlar, bunu da görselden çıkarabiliriz. İnkılapçılık ilkesinin benimsendiğine, inkılapçılık ilkesi mevcut ki arkadaşlar, yeni yeni inkılaplar yapılmış. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Karadeniz ve Azak Denizi kıyılarında eski Yunan şehir harabeleri, dağlarda ise İskitlerden kalma kurganlar bulunmuştur. Yunanlara ait harabelerde metal eşya, para, sanat eserleri ve Yunanca yazılar, İskit kurganlarında savaş aletleri ve değerli madenlere rastlanılmıştır. Peki arkadaşlar, şıklarımıza bakalım. Yunanların Ege bölgesi dışındaki yerlerde de varlık gösterdiği. Bakın arkadaşlar, paragrafta hem Karadeniz hem Azak Denizi'nden bahsedilmiş. O zaman Ege bölgesi dışındaki yerlerde de varlık göstermişlerdir. Karadeniz bölgesinin birden fazla medeniyete beşiklik ettiği, paragrafta hem Yunanlardan hem İskitlerden bahsedilmiş. Doğru arkadaşlar. Şehir kültürünün Yunanların sosyal yaşamında etkili olduğu, zaten Yunan şehir harabeleri diye bahsediliyordu ve bu harabelerde gördüğünüz gibi metal eşyalar, paralar, sanat eserleri ve yazılar bulunmuş arkadaşlar. Tabii ki doğru. İskitler'de ahiret inancına dair izlere rastlanıldığı, bakın İskit kurganlarında savaş aletleri ve değerli madenlere rastlanılmış. Kurgan dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Mezarlardı, değil mi? Öldükten sonra yaşama inanıyorlar ki bir takım eşyalarla birlikte gömülmüşler. Doğru. İskitlere Yunan uygarlığı tarafından son verildiği, paragrafta bize böyle bir bilgi verilmemiş arkadaşlar. Bu yüzden ulaşamayız. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Bu ifadeye bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Selçuklu hakimiyetindeki Anadolu'nun 12. yüzyılda dünya ticaretinin çekim merkezi haline gelmesinin sırrı kervansaray ve hanlarla örülü bir yol olmasıydı. Peki öncüllerimize bakalım. Anadolu'da etnik çeşitliliğin ortadan kalktığı. Arkadaşlar, burada etnik çeşitlilik ya da etnik kültürle alakalı herhangi bir bilgi verilmiş mi? Tabii ki verilmemiş. O yüzden birinci öncüle ulaşamayız. Fethedilen yerlerde imar faaliyetlerine girişildiği, bakın kervansaraylar ve hanlar yapılmış, tabii ki doğru. Anadolu'nun önemli bir ticaret yolu haline getirildiği, zaten arkadaşlar kervansaray ve hanlarla örülü bir yol olmasından dolayı önemli bir merkez haline gelmiş. Tabii ki arkadaşlar ulaşabiliriz. Ticaretin çekim merkeziymiş arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız 2 ve 3, yani D şıkkı olacaktır. Vakfın hizmet anlayışında evrensel bir yaklaşım hakimdir düşüncesini vakıfların özelliklerinden hangileri destekler niteliktedir? Farklı din, kültür ve medeniyetlerin katkıları ile gelişim göstermesi, tabii ki arkadaşlar evrenselse elbette herkesi içine alacak şekilde bir gelişim gösterecektir. Temelinde insani ihtiyaç ve değerlerin yer alması, elbette arkadaşlar vakıfların temel amacı budur. Günümüz toplumunun ihtiyaçlarını da karşılayabilecek nitelikte olması elbette arkadaşlar uzun yıllar boyunca vakfın yaşaması gerekmekte. Bu sebeple üçüncü öncüle de ulaşabiliriz. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Bu hükme bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Amiral Bristol raporunda İzmir Havalisi'nin milliyet prensiplerine göre Yunanistan'a katılması söz konusu olamaz hükmü yer almıştır. Peki şıklarımıza bakalım. Batı Anadolu'da Rumların çoğunlukta olmadığı, bakın milliyet prensiplerine göre diyor zaten değil mi? Eğer Rumlar çoğunlukta olsaydı İzmir Yunanistan'a katılabilirdi. Demek ki çoğunlukta değillermiş arkadaşlar. Anlaşma devletlerinin barışçıl bir tutum izlediklerini, yani İtilaf devletlerinin arkadaşlar, ama sadece bu cümleden biz barışçıl olduklarını tabii ki söyleyemeyiz. Yunanistan'ın İzmir'i işgalinin Wilson prensiplerine ters düştüğüne. Arkadaşlar bu prensiplere göre bir bölgede kim daha çoğunluktaysa aslında o bölge ona ait olacaktı. İzmir'in milliyet prensiplerine göre eğer Yunanistan'a katılması söz konusu değilse burada çoğunlukta olan Yunanlar değil Türklerdir ve tabii ki ters düşer arkadaşlar. Doğru. Türklerin haklılığının uluslararası bir belgeyle onaylandığına elbette arkadaşlar doğru. İzmir'in Yunanistan'a katılması kararının haklı bir gerekçeye dayanmadığına, evet arkadaşlar Amiral Bristol raporunda bunun mümkün olmadığını söylemiş zaten. Doğru, bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Haritada numaralanmış alanlardan hangisine ait bir özellikten bahsedilmemiştir? Yıllık yağış miktarı 200 milimetrenin altında, çok seyrek, kurakçıl otlar, çalılar ve kaktüslerin yaygın olduğu bölge söylenmiş. Bu 2 numaralı bölgedir. Büyük Sahra'dır. Yaz ayları sıcak ve kurak, kış ayları ılık ve yağışlı. Bu Akdeniz iklimine ait bir özelliktir. Haritada gösterilen 5 numaralı bölge Avustralya'nın güneybatı kesimleridir. 5 numaralı bölgeye ait özellikler verilmiştir. Bitki örtüsü sert karasal iklimin nemli alanlarında görülen ormanlardır. Yani tayga ormanlarından bahsedilmiş. Haritada gösterilen 1 numaralı bölge Kanada'dır. Kanada'da sert karasal iklim özellikleri görülmektedir. Yıl boyunca sıcak ve yağışlı, uzun boylu geniş yapraklı ağaçlardan oluşan gür ormanlar bulunur. Bu da ekvatoral iklime ait bir özelliktir. 4 numaralı bölge Amazon havzasıdır. Bu bölgede görülür. 3 numaralı bölgeye ait özelliklerden bahsedilmemiştir. 3 numaralı bölge muson ormanları bölgesidir. Kışın yaprak döken ağaçlardan oluşur. Yazları sıcak ve yağışlıdır. Kışlar ise ılık ve kurak geçmektedir. C seçeneği doğrudur. Buna göre faaliyetlerinden hangileri doğa ile uyumludur? Mera alanlarının tarım alanlarına dönüştürülmesi potansiyeline uygun değildir. Enerji ihtiyacını karşılamak için fosil yakıt kullanımının artırılması hava kirliliğine neden olduğu için doğa ile uyumlu değildir. Akarsuların tarımsal verim artırmak için sulamada kullanılması ve ender rastlanan bitki ve hayvanların bulunduğu alanların milli parklar yapılarak korunması gibi durumlar ise doğa ile uyumludur. Bu nedenle E seçeneği doğrudur. Haritada numaralanmış illerden hangisinde büyük ve yıkıcı deprem görülme ihtimali daha düşüktür? Ülkemizde Kuzey Anadolu fay kuşağı üzerinde yer alan bölgelerde büyük ve yıkıcı deprem ihtimali oldukça fazladır. Ayrıca Doğu Anadolu fay kuşağı üzerinde de depremlerin yıkıcı etkisinin fazla olduğu söylenebilir. Bir başka fay hattımız da Ege bölgemizde bulunan Batı Anadolu fay hattıdır. Bu bölgede de depremlerin çok sık görüldüğü söylenebilir. Fakat ülkemizde Tuz Gölü'nün güneyinde yer alan Konya, Karaman, Anamur, Alanya gibi yerler fay hatlarına uzak bölgelerdir. Deprem ihtimalinin az olduğu alanlar içerisinde yer alır. Bu nedenle E seçeneği doğrudur. Gelişmiş ülkelerin nüfus özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Gelişmiş ülkelerde şehirde yaşayan insan sayısı fazladır. Doğal nüfus artış hızı düşüktür. Bundan dolayı nüfusun ikiye katlanma süresi uzundur. Kişi başına düşen milli gelirin de yüksek olduğu ülkelerdir. Fakat gelişmiş ülkelerde aktif nüfusun yarıdan fazlası birincil ekonomik faaliyetlerde, yani tarım, hayvancılık, ormancılık, madencilik gibi faaliyetlerde değil, yarıdan fazlası sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışmaktadır. Bu nedenle verilen bilgi yanlıştır. A seçeneği doğrudur. Tabloda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Yunanistan, İtalya, Fransa, Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerdir. Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Avrupa Birliği ülkeleridir. Japonya, Çin, Güney Kore'de sanayi üretim faaliyetleri fazladır. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi, NAFTA içerisinde
ABD, Kanada ve Meksika bulunmaktadır. Bu bilgiler doğrudur. Fakat Büyük Sahra Çöl Bölgesi denilmiş. Burası Afrika'nın kuzey kesiminde yer almaktadır. Suudi Arabistan, Kuveyt ve Yemen bu bölgede bulunmaz. Bu nedenle B seçeneği doğrudur. Parçaya göre Sokrates'in bilginin kaynağıyla ilgili görüşü aşağıdakilerden hangisidir? Sokrates'in yöntemi iki aşamadan oluşur: ironi yani alaya alma ve maiotik yani doğurtma. Sokrates ilk aşamada karşısındakiyle konuşurken bir şeyler bildiğini sanan kişiye aslında hiçbir şey bilmediğini alaylı bir şekilde gösterir. İkinci aşamada ise yine ustaca sorduğu sorularla hiçbir şey bilmediğini benimsemiş olan kişinin aklında doğuştan var olan doğruları açığa çıkarır. Yani demek ki Sokrates bu yöntemiyle arkadaşlar aslında bilginin kaynağında yani bilginin temelinde doğuştan gelen bilgilerin olduğunu öne sürmekte ve bu düşünceleriyle rasyonalist bir filozof olduğu görülmektedir. Rasyonalizm akılcılıktır ve bu görüşe göre tüm bilgiler doğuştan zaten aklımızda vardır. Önemli olan bu bilgileri açığa çıkartmaktır. Buna göre A, aklı bilginin tek kaynağı sayan rasyonalizm. Biraz önce de söylediğim gibi arkadaşlar insan aklında doğuştan var olan doğruları açığa çıkarmak önemli Sokrates'e göre ve bu düşünceleriyle bilginin kaynağı olarak rasyonalist yani akılcı bir görüşü savunmaktadır. Doğru. Diğer seçeneklere de bakalım. B, doğru bilginin kaynağı olarak deneyi kabul eden empirizm. Hayır. Empirizm arkadaşlar kelime anlamı olarak baktığımızda deneycilik demektir ve bu görüşe göre tüm bilgiler rasyonalizmin tam aksine doğuştan değil sonradan deneyimlerle, tecrübelerle edinilir. C. Bilginin elde edilmesinde deneyim ve aklın belirli rollerinin bulunduğunu kabul eden kritizm. Kritizm de Kant'ın savunduğu bir görüştür. Eleştiricilik olarak bilinir ve bu görüşe göre bilginin temelinde hem akıl hem de duyular ve deney söz konusudur. D. İnsan bilgisini olgusal varlıklarla sınırlandıran pozitivizm. Pozitivizm de Auguste Comte'un savunduğu olguculuk düşüncesidir. Dolayısıyla D de değil. E. Sezgiyi hakikate ulaşmada tek sayan, evet ya da tek kaynak olarak kabul eden entüisyonizm de olmaz. Entüisyonizm sezgiciliktir. Bu görüşe göre bilginin kaynağında sezgi vardır. Buna göre sorumuzun doğru cevabı A'dır arkadaşlar. Parçada Spinoza'nın aşağıdaki sorunlardan hangisiyle ilgili çözümü yer almaktadır? Spinoza'ya göre sevginin Tanrı'ya yönelmesi gerekir. İnsanın asla sahip olamayacağı şeyleri sevmesi, değişen şeyleri sevmesi ruhsal bir rahatsızlık, bir tür akılsızlıktır. Bu nedenle özgürlüğü zorunluluğu görmek, Tanrı'yı sevmek ve dolayısıyla duygular üzerinde denetim yani kontrol gücü kazanmak ile açıklar. Demek ki Spinoza özgürlükle zorunluluk arasındaki bir bağlantıdan söz ediyor arkadaşlar. Spinoza temelde iki tür zorunluluğu ayırır. Duyguların kontroldeyken yaşanan zorunluluk ile aklın nedenleri ve özleri kavradığı zamanki zorunluluk. Gerçekte tek bir evrensel zorunluluk olsa da kişi duygularının ve tutkularının etkisi altındayken farklı neden sonuç ilişkileriyle karşılaşır. Buna göre A özgürlük mutluluk ilişkisi. Arkadaşlar özgürlükten söz ediyor fakat mutlulukla arasındaki ilişkiden bahsetmiyor. Özgürlük erdemlik ilişkisinden de söz etmiyor. Spinoza'nın böyle bir duruma ya da soruna ilişkin çözümü yer almıyor. Özgürlük sorumluluk ilişkisi de bahsi geçen konular değildir. Özgürlük zorunluluk ilişkisi. Dikkat edelim. Özgürlüğü, zorunluluğu görmek, Tanrı'yı sevmek ve dolayısıyla duygular üzerinde denetim gücü kazanmak ile açıklıyorsa demek ki Spinoza arkadaşlar özgürlük ve zorunluluk ilişkisiyle ilgili bir probleme çözüm arıyor ve bununla ilgili çözüm yer almaktadır. Özgürlük evren ilişkisiyle ilgili bir konuya ilişkin de çözüm yer almıyor. Buna göre sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Parçada devlet aşağıdakilerden hangisine dayandırılmıştır? Thomas Hobbes doğal durumda insanlar arasındaki rekabetin varlıklarını sürdürmelerine izin vermediğini, bu nedenle bir araya gelen insanların birbirlerine karşı güç kullanmamak ve güç kullanma yetkisini birisine devretmek üzere sözleşerek yani anlaşarak devleti oluşturduklarını savunur. Arkadaşlar doğal durum adını vermiş olduğu bu süreç aslında devlet kurumunun henüz olmadığı bir zaman dilimini ifade eder Thomas Hobbes'a göre.
Jean-Jacques Rousseau ise devleti yurttaşların özgürlük ve eşitlik gibi doğuştan gelen haklarını korumak için kendi yazgılarını yani kaderlerini belirleme güçlerini kullanarak ortaya koydukları ortak irade ve sözleşmeye dayalı siyasal bir örgüt yani teşkilat olarak tanımlar. Demek ki hem Thomas Hobbes hem de Jean-Jacques Rousseau devletin bir anlaşma yani sözleşmeyle meydana geldiğini öne sürmektedir. Buna göre A insan doğasının iyi olmasına, hayır böyle bir duruma dayandırılmıyor. Özellikle Thomas Hobbes insanların arkadaşlar birbirine güç kullanabileceğini ve dolayısıyla da devlet kurumunun gerekliliğinden söz etmekte. B insan haklarının devredilemez olması da dayandırılan bir konu değildir. C toplumsal sözleşme fikrine hem Hobbes hem de Rousseau insanların bir araya gelerek aralarında bir anlaşma ve sözleşme sonucunda devlet kurumunun ortaya çıkma sürecinden söz ediyor doğru. D. Devletin makro yani büyük düzeyde bir organizma olmasını. Arkadaşlar devletin makro düzeyde bir organizma oluşu doğal bir kurum olarak devlet anlayışını yansıtır. Halbuki Thomas Hobbes'un ve Jean-Jacques Rousseau'nun öne sürdüğü ve anlatmak istediği devletin yapay bir kurum olduğudur. Çünkü anlaşma ve sözleşme sonucunda ortaya çıkıyorsa devlet kurumu doğal bir kurum olarak değerlendirilemez, yapay bir kurumdur. Devletin insan ahlakı açıdan olgunlaşmasını sağlayan bir varlık olmasına bu düşünceyi de Aristoteles öne sürmekte parçadan anlatılan bir konu değil. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir. Parçaya dayanarak Hristiyanlık felsefesinde akıl inanç ilişkisi hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Hristiyan felsefesinde akıl inanç ilişkisi başlangıçta tamamen inanç merkezidir. İlk yüzyıllarda Tertullian'ın saçma olduğu için inanıyorum sözünde ifadesi bulunan keskin bir tavır vardır. İlerleyen yüzyıllarda Anselmus'un anlamak için inanıyorum sözünde ifadesini bulan daha ılımlı bir tavır egemen olmaya başlar. Ancak yine de inanç akıldan öncelikli ve akla egemendir. Bu durum sadece felsefede değil, astronomi ve fizik başta olmak üzere kimya ve hekimlik gibi bütün bilgi alanlarında da etkili olmuştur. Ancak dönemin sonlarına doğru Okomalı William, inanç ile aklın birbirinden bağımsız iki ayrı alan olduğunu belirterek inancın aklın da inanca müdahalesine karşı çıkmıştır ki buna rağmen 15-16. yüzyıllarda dünya dönüyor diyen Bruno Engizyon kararıyla yakılmış, Galilei yakılmaktan yani öldürülmekten tövbe ederek kurtulmuştur. Buna göre A inancın dışında bir bilgi alanının var olduğu asırlarca kabul edilmemiştir. Evet arkadaşlar, yani Hristiyan felsefesindeki akıl inanç ilişkisini irdelediğimizde daima inancın aslında ön planda olduğunu görüyoruz ve aklın inançtan öncelikli ve inancı belirleyici olduğu savunmuştur. Hayır arkadaşlar böyle bir yargıya varamayız çünkü genel itibariyle baktığımızda inanç akıldan öncelikli bir unsur olarak görülmüştür. C esas olarak aklın temel işi ve inancı temellendirmek ve açıklamaktan ibarettir. Doğru. Yani birçok alanda da aslında akıl bu yönde inancı temellendirmek için kullanılmıştır ve felsefe de zaten inancın hizmetine girmiştir ve bir temellendirici araç olarak kullanılmıştır. De akıl dönemin sonlarında bile dinsel kurumların baskı ve kontrolünden kurtulamamıştır ki zaten bu uğurda birçok insan öldürülmüş. Bunlardan biri de Bruno'dur. Aklı ön plana aldığından akıl dinsel dogmaların güdümünde ve sınırlarında kalmıştır. Zaten biraz önce de söylediğim gibi akıl inancı temellendirmek için kullanılmış. Bu yüzden de akıl dinsel dogmaların güdümünde kalmıştır diyebiliriz. Buna göre sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir arkadaşlar. Parçadan hareketle felsefe hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi çıkartılabilir? Bakevel Varoluşçular Kahvesi adlı kitabında Fransız yazar ve düşünürleri Behover, Camus ve Sartre aracılığıyla Alman düşünürlerinin de bu akıma büyük etkilerinin olduğunu, varoluşçu felsefenin kökenlerinin Almanya'ya uzandığını gösterir. Sartre'yi derinden etkileyen öncü varoluşçu endişe özgürlüğün baş dönmesidir diyen Alman filozof Kierkegaard'dır. Yine örneğin Heidegger, Edmund Husserl'in başlattığı fenomenoloji yani görüngü bilim denilen felsefe akımını bambaşka bir noktaya götürmüş,
Sein varlık ve Dasein burada var olmak gibi kavramları yaratmıştır. Heidegger bir dönem Nazi sempatizanlığıyla karanlık bir felsefe atası olsa da kesinlikle modern varoluşçuluğun büyük babası denilebilecek bir düşünürdür. Sartre kendi varoluşçu felsefesini onun eserlerinden etkilenerek ortaya çıkartmıştır. Arkadaşlar dikkat edersek felsefi düşünceler ortaya konulurken her bir filozofun birbirlerinden etkilendiği görülüyor. Bu da gösteriyor ki felsefe bir etkilenme sanatı ya da faaliyetidir diyebiliriz. Yani düşünceler bakımından. Buna göre A. Her filozofun felsefesi kendi özgün yaratımıdır. Bunun yanı sıra C. Felsefe kişiye özgü ve öznel bir kurgudur. D. Felsefe eserleri ve akımlar ortaya çıktığı çağın ve ortaya çıkartan filozofun kendi özgün eseridir diyemeyiz. Çünkü birbirlerinden etkilenmişlerdir filozoflar. Ve ayrıca felsefe edebi formları da kullanan edebiyat ile iç içe bir düşünmedir gibi bir düşünceden ya da yargıdan da söz edilmiyor. Fakat felsefe bir etkilenme ve esinlenme silsilesi halinde evrilen bir düşünmedir diyebiliriz ki parçanın bütününde de zaten anlatılan konu budur. Dolayısıyla parçadaki bu bilgilerden hareket ettiğimizde çıkartılabilecek, ulaşılabilecek bir yargı. Buna göre sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir arkadaşlar. Verilen bilgilerden hangileri gönül coğrafyamızın bir parçası olan Kudüs bölgesi ile ilgilidir diye sormuş. Kudüs bölgesi bugünkü Filistin'in olduğu yer. Günümüzdeki her üç semavi din yani Hristiyanlık, Musevilik ve İslam. Semavi din mensuplarınca kutsal kabul edilen mekanlar vardır. Evet, çünkü Yahudiler için de kutsal kabul edilmiş olan orada halama duvarı var vesaire var. Yine Hz. İsa'nın doğmuş olduğu yeri olması yönüyle yine diğerler için de önemli bir yer olmuş oluyor. Müslümanlara da ilk kıblesi olduğundan dolayı ve Peygamber Efendimiz'in miraca buradan yükselmiş olmasından dolayı burası üç din için de önemli. Mekke ve Medine'den sonra İslam'ın en önemli şehirlerinden bir tanesi kabul edilmiş oluyor. Biraz önce bahsettik özelliklerini bundan dolayı. Bu bölgede yer alan bir mabet İslam'ın ilk kıblesidir. Yani Mescid-i Aksa İslam'ın ilk kıblesiydi. Dolayısıyla bu da var. Bu durumda doğru cevabımız E seçeneği. Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir diye sormuş. Parçada ise putperest bir ortamda doğan İbrahim, yani Hz. İbrahim, henüz çocukken ve vahiy almamışken Rabbine araştırmaya başlamıştır. Yani kim tarafından yaratıldığını düşünmeye ve araştırmaya başlıyor. İçinde bulunduğu toplumun inançlarına göre yıldıza, aya ve güneşe bakıp batan şeylerin tanrı olamayacağını tefekkür etmiş. Yani bu şekilde düşünüyor. Çünkü o dönemdeki insanlar aya inananlar var, yıldızlara tapanlar var, güneşe tapanlar var. Şimdi Hz. İbrahim bunlara bakıyor. Bunlar hep zaman içerisinde kayboluyorlar. Dolayısıyla batıyorlar. Battıkları için diyor ki bunlar kaybolanlar benim Rabbim olamaz. Çünkü Rabbinin her an onu görüp gözetmesi gerektiğini düşünüyor. Tanrı'nın bunların hepsini yaratan üstün bir ilah olması gerektiğini fikrine ulaşmış oluyor. Şimdi burada Hz. İbrahim ne yapıyor? Henüz peygamber gelmemiş, kimse ona bunu anlatmamış ancak Hz. İbrahim aklıyla buna ulaşıyor. Neden böyle bir şey düşünmüş? Çünkü insanın doğasında, fıtratında ne var? Bir olan Allah'a inanma eğilimi var. Bu duyguyla insan doğmuş oluyor. Bundan bahsediyor kısacası. A seçeneğinde doğru Allah inancı insanın doğasında yani fıtratında bulunmaktadır. Bundan bahsedilmiş. Putperestlik bütün kavimlerde görülen bir eğilimdir demiş. Burada sadece Hz. İbrahim döneminden bahsetmiş. Diğer kavimlere ele almıyor. Dolayısıyla bu olmaz. Hz. İbrahim tevhid inancını ilan eden ilk peygamberdir demiş. Şimdi burada Hz. İbrahim'in ilk peygamber olduğu tevhid inancını ilk ortaya attığından bahsetmiyor. Dolayısıyla bu değil. Hz. İbrahim Nemrut'a karşı hak yolunda mücadele etmiş olması ile ilgili herhangi bir şeyden bahsetmediği, dolayısıyla bu da olmaz. Tarihsel bulgular toplumların büyük çalkantılar yaşadığını ortaya koymaktadır demiş. Şimdi parçada böyle bir şeyden bahsedilmiyor. Dolayısıyla bu da olmaz. Bu durumda doğru cevabımız A seçeneği. Bu parçadaki
Altı çizili ifadede aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır diye sorulmuş. Parçada ise İslam inancına göre kişinin imanının gerçekleşmesi için kelime-i şehadeti kalben onaylaması gerekir. Yani insan kalben bu işi onaylaması lazım. Kalpten inanması lazım. Şimdi altı çizili kısım kalpten onaylamak. Kalpten onaylamak neydi? Tasdik etmekti. Dolayısıyla tasdik etmekten bahsediyor. Yani insan bir şeye inanıyorsa, iman ediyorsa bunu nasıl inanması gerekiyor? Kalpten inanması lazım. Dolayısıyla bu olacak. İkrar neydi? Dil ile söylemesi. Şimdi burada dil ile söylemesinden bahsetmiyor. Taklit ise başkalarından gördüğü şekilde yapıyor. Yani annesinden, babasından, atasından görmüş. Onlar nasıl yapıyorsa da o şekilde. Yani onlar nasıl inanıyorsa da o şekilde inanmış oluyor. Dolayısıyla bundan bahsetmiyor. Amel dediğimiz davranışa dönüşmüş olan ibadet şekli olmuş oluyor. Dolayısıyla bu değil. İnkar ise inanmanın zıttı. Yani inanmıyor, kabul etmiyor, inkar ediyor demek. Dolayısıyla bunlardan bahsedilmiyor. Doğru cevabımız B seçeneği. Aşağıdakilerden hangisinin bu hadiste sakınılması istenilen tutumlardan biri olduğu söylenemez diyor. Hadiste ise her kim Allah'a ve Resulüne inanıyorsa hayır söylesin ya da sussun. Yani eğer Allah'a inanıyorsa doğruyu söylesin, hayırlı şey söylesin, güzel şey söylesin, kötü şeylerden, yanlış şeylerden konuşmasın. Şimdi o zaman yalan söylememesi gerekir. Çünkü doğru konuşmak, hayır söylemek gerekiyorsa yalan söylemek hayırlı bir şey değil. Dolayısıyla bu olur. Gıybet etmek de yine başkası hakkında dedikodu etmek. Dolayısıyla bu da hayırlı bir şey olmadığı için bu da olmuş olur. İftira atmak da yine birisinin yapmamış olduğu bir şeyi yapmış gibi söylemektir. Dolayısıyla bu da yine hayır söylememiş olduğundan dolayı bu da olmuş olur. Hakaret etmek yine güzel bir şey olmadığı için hayır olmadığından dolayı bu da olur. Haset etmek birisinin hakkında konuşmak değil, haset etmek birisini kıskanmak. Yani onda olan şeylerin kendisinde olmasını istiyor, onda olmasını istemiyor demek. Dolayısıyla bu konuşmakla ilgili olmadığından dolayı bu olmaz. Bu durumda doğru cevabımız E seçeneği. Mete Han'ın özetle aktardığı bilgiler arasında aşağıdaki sıfatlardan hangisi bulunmamaktadır diye sorulmuş. Allah'a ait sıfatlar verilmiş. Diyanet TV'de bir program izleyen Mete Han, ertesi gün din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde arkadaşlarına konuyu şu şekilde özetleyerek anlatmıştır. Konuklar Allah'ın varlığının bir başlangıcının olmaması, başlangıcının olmaması ne demek? Kıdem demek. Dolayısıyla bundan bahsetmiş oldu. Her şeyi görmesi Allah'ın basar sıfatıyla ilgili. Bilmesi ilim sıfatıyla ilgili. Burada ilim yok. İşitmesi semi sıfatıyla ilgili. Dolayısıyla bu var. Melekleri vasıtasıyla peygamberleriyle iletişim kurması, yani onlarla konuşmuş oluyor insanlarla bu şekliyle. Buna da kelam denmiş oluyor. İletişim kurması sıfatlarına ayrıntılı olarak yer verilmiştir denmiş. Şimdi burada bekadan bahsetmediğim, beka ise sonunun olmaması demek. Yani her varlığın bir başlangıcı, bir de sonu var. Ancak Allah için ne başlangıç ne de son var. Başlangıç kısmı kıdemdi. Sonunun olmaması da bekaydı. Yani başlangıcı yok, kıdemli olmuş oluyor. Sonu olmaması da baki olması, yani beka olmuş oluyor. Ancak bekadan bahsetmediği için doğru cevabımız C seçeneği. Parçada Hristiyan felsefesiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi vurgulanmıştır? Milattan sonra 2-15. yüzyıl Batı felsefesi bağımsız düşüncenin dışlandığı, dikkat edin, bağımsız düşüncenin dışlandığı ve bastırıldığı bir Hristiyan felsefesidir. Yani orta çağ anlayışını ortaya koyan bir felsefedir. İlk 600 yılı Milattan sonra 2-8. yüzyıl arası doğrudan kilise babaları, yani patrikler, ki bu dönem patristik felsefe olarak da geçer arkadaşlar, tarafından gerçekleştirilen felsefe patristik felsefe adını alır. Biraz önce de bahsettim. 8. yüzyıldan itibaren Hristiyanlığın öğretiminin yapıldığı Bologna ve Oxford gibi üniversitelerin açılmasıyla skolastik, yani okulcu felsefe adını alır. Hristiyan felsefesi her iki
Döneminde de temelde kiliseye bağlı bir felsefe olarak devam etti ve felsefede düşünen, kendi aklı ve fikirleri olan bir özne olarak bireyin en azından ileri gelen bir din adamı olmadığı sürece yeri yoktu. Yani her şeyin temelinde inanç ve din vardı diyebiliriz Hristiyanlık felsefesiyle ilgili olarak ve birey dışlanmış, bağımsız hareket edebilmesi engellenmiştir. Buna göre antik Yunan felsefesi yasaklanmıştır. Hayır arkadaşlar, parçada böyle bir konudan söz edilmiyor. B. Akıl, inanç ilişkisinde belirleyici olan akıldır. Tam tersine inançtır. C. Hukuk, otoritelere ve teolojik ilkelere bağlıdır. Arkadaşlar, şimdi teolojik tanrısal ve dinsel anlamına gelir ki otoritelerin ve skolastik zihniyetin hakim olduğu bir anlayış vardır. Fakat hukukun otoritelere ve teolojik ilkelere bağlı olduğu anlatılan bir konu değil parçada. D. Akıl sahibi düşünen bir özne olarak, yani bilen olarak birey dışlanmıştır. Tabii ki, çünkü bu noktada bağımsız düşünce dışlandıysa bu da gösteriyor ki aslında düşünen bir özne olarak ya da düşünen bir birey olarak bilen kişinin bağımsız bir şekilde düşüncelerini ortaya koyabilmesi engellenmiş ve skolastik, patristik bir anlayış temel alınmıştır. Parçada vurgulanan bir konu doğru. E. Felsefe, akıl, dinsel dogmaları kanıtlamak ve yaymak için bir araçtır. Arkadaşlar, yine parçada vurgulanan bir konu değildir. Buna göre sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Parçaya dayanarak sofistlerin bilgi anlayışına ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Milattan önce 5. yüzyılda savaş tehlikesinin ortadan kalkmasıyla Yunan şehir devletlerini ekonomik olarak zengin, sosyal şartlar açısından iyi, siyasi yönden demokratik hale getirmişti. Böylesi demokratik koşullarda mevki olarak yüksek ve şanlı, şerefli olabilmenin yolu bilgili olmaya ve güzel konuşabilmeye bağlıydı. Bunun için politik sahada başarılı olmak isteyen zenginler çocuklarının hitabet sanatına hakim olan öğretmenler tarafından eğitilmesini istediler. İşte sofistler bu ihtiyacı, yani bu gereksinimi gidermek için ortaya çıkan ve para karşılığı ders veren gezgin öğretmenlerdir. Arkadaşlar, sofistler para karşılığında şehir şehir dolaşıp hitabet alanında özellikle insanlara dersler veren gezgin öğretmenlerdir ve önde gelen en önemli sofistler de Protagoras ve Gorgias'tır. Bu parçadaki bilgilerden hareket ettiğimizde sofistlerin bilgi anlayışına ilişkin ne söylenemez diye soruluyor bize. A. Bilgi, başarı ve kazanç sağladığı ölçüde değerlidir. Evet. Nedir o başarı? İşte politik sahada başarılı olmak gibi. B. İkna gücü değil, doğruya ulaştıran sezgi değerlidir. Yanlış arkadaşlar. Sofistlerin bilgi anlayışında ikna gücü önemlidir. Doğruya ulaştıran sezgi değerlidir. Sezginin öneminden söz eden entüisyonist görüştür. Entüisyonizm sezgiciliktir ve bu görüşe göre bilginin kaynağında sezgiler vardır. Sofistler böyle bir düşünceyi savunmazlar. C. Bilgi para karşılığında satılabilen bir metadır zaten. Para karşılığında ders veren gezgin öğretmenler olduğunu söyledik. Sofistlerin de doğruluğun ölçütü bilginin yarar sağlamasıdır, fayda sağlamasıdır. İşte yüksek şanlı, şerefli olabilmeyi, bu yolda bilgili olmayı gerektiren bir durumdur. Doğru. E. İnsan mutlak hakikati değil, başarıya ulaştıran bilgiyi bilebilir ki zaten biraz önce de bu durumdan söz etmiştik. Ancak sofistlerin bilgi anlayışına ilişkin olarak B seçeneğindeki ifade söylenemez arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B'dir. Parçada Marx aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmaktadır? Marx'a göre John Stuart Mill ve Adam Smith ve benzeri düşünürlerin önerdiği gibi bireylere ekonomik alanda sınırsız mülk edinme ve girişim özgürlüğü tanınması kaçınılmaz bir şekilde farklı toplumsal sınıfları ortaya çıkartır. Bireylere ekonomik alanda sınırsız mülk edinme ve girişim özgürlüğü tanıyan ekonomik anlayış arkadaşlar liberalizmdir. Ve liberalizmde önemli olan özel mülkiyettir ve bireyin ekonomik alanda sınırsız mülk edinme durumudur. Böyle bir ekonomik sistemi savunur liberalizm ve Marx da dikkat edersek liberalizmi eleştiriyor bu düşünceleriyle. Sınıflı toplum yapısı da ezen ezilen, sömüren sömürülen şeklinde ikiliklere yol açar. Bu nedenle bireysel mülkiyeti ve bireyin girişim hakkını sınırlandırıp mülkiyet hakkı sadece kamuya tanınarak
sınırsız bir toplum oluşturmak gerekir. Yani demek ki Karl Marx bu düşünceleriyle ortak mülkiyeti savunuyor ve bu durum sosyalist bir devlet anlayışına sahip olduğunu gösterir kendisinin. Sosyalizmi savunuyor. Neyi eleştiriyor? Liberalizm arkadaşlar eleştiriyor. Çünkü sosyalizmde ortak mülkiyet söz konusudur. Bireysel anlamda ekonomik açıdan mülk edinme durumu söz konusu olamaz. Her şey devlete aittir. Ortak mülkiyet vardır ve herkes eşittir diyebiliriz. Bize de sorulan Marx hangisine karşı çıkıyor? Buna göre A. özgürlüğü temel alan liberalist devlet anlayışına. Çünkü liberalizm hakkında ne demiştik? Arkadaşlar bireylere ekonomik alanda sınırsız bir mülk edinme süreci ve girişim özgürlüğü tanır. Dolayısıyla Marx da bu durumu ne yapıyor? Eleştiriyor ve karşı çıkmaktadır. Doğru. Ve eşitliği temel alan sosyalist devlet anlayışına. Arkadaşlar bunu zaten savunuyor. C. Adaleti temel alan sosyal hukuk devleti fikrine hayır böyle bir duruma karşı çıkmıyor. Böyle bir sisteme itiraz etmiyor. D. Zümre egemenliğine dayalı oligarşik devlete de karşı çıkmıyor. Oligarşik devlette de bir zümrenin yönetimi söz konusudur. E. Tek kişinin mutlak egemenliğine dayalı monarşik devlete de karşı çıkan bir ifadesi yoktur. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Parçaya dayanarak mekanik materyalist varlık görüşüne ilişkin aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Mekanik materyalist varlık görüşü varlığın temelinde maddeyi görür ve maddecilik olarak bilinir. Mekanist materyalist varlık anlayışına göre evren tamamen maddesel öğelerden meydana gelmiştir. Biraz önce de söylediğim gibi bu öğeler arasındaki ilişkiler rastlantısal değildir. Tersine bütün olaylar katı bir nedenselliğe, değişmez neden sonuç ilgisine göre meydana gelir. Buna göre A varlık vardır ve varlıkta hiçbir değişme yoktur. Arkadaşlar mekanik materyalist varlık görüşüne ilişkin böyle bir sonuca ya da yargıya varamıyoruz. Parçada mekanist materyalist varlık görüşünün aslında maddeci bir anlayış olduğu ve nedenselliği önemsediği anlatılıyor. Bu nedenle A seçeneğine ulaşamayız. B. Varlıktaki tüm değişmeler tesadüfidir. Hayır, tesadüfü ya da rastlantısal değildir. Tersine bütün olaylar katı bir nedensellik sonucunda meydana gelir. Parçada belirtildiği gibi rastlantısal değildir. C. Varlıktaki değişmeler belirli amaçların gerçekleştirilmesine yöneliktir. Herhangi bir amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili bir konudan söz edilmiyor. D. Varlığın özü oluş ve değişimden ibarettir. Varlığın özünün oluş ve değişimden ibaret olduğunu öne süren varlık görüşü arkadaşlar, Heraklitos'un özellikle savunmuş olduğu oluş olarak varlık anlayışıdır. E. Varlık zorunlu, nedensel ilişkilere göre değişir. Dikkat edelim. Tersine bütün olaylar bir nedenselle değişmez. Neden sonuç ilgisine göre meydana gelir. Ona göre oluşur. Dolayısıyla materyalist yani mekanik materyalist ya da mekanist materyalist maddeci varlık görüşüne ilişkin söylenebilecek bir yargı. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir arkadaşlar. Parçadan hareketle Kant'ın ahlak anlayışına ilişkin aşağıdakilerden hangisi çıkartılabilir? Sırf insanlar hakkında iyi şeyler söylesinler diye mış gibi davranan kişi de görünüşte ahlaki açıdan övgüye değer davranışlar sergilemiş olur. Yani mesela bir dilenciyle karşılaşan bir kişinin o dilenciye acıdığı için para verişi işte ahlaki açıdan övgüye değer davranışlar olarak görülebilir. Kant bu türden davranışların ahlaki açıdan değerli bir eylem olmadığını belirtir. Bir eylemin ahlaki açıdan değerli olması için sadece ahlaklı olmak adına yapılmış olması gerekir. Bir eylem ancak çıkar güdülmeden ahlaki açıdan öyle gerektiği için gerçekleştirilirse iyidir. Yani daima iyi istenci ön plana almak gerekir. İşte Kant bu ahlak felsefesiyle ilgili görüşlerini ödev ahlakıyla anlatır. Ödev ahlakında önemli olan iyi istençtir ve bu iyi istenç de her türlü çıkardan, menfaatten uzak bir şekilde davranmak gerekir diyebiliriz. Buna göre ahlaki eylemler bazen insana zarar verebilir. Parçada bununla ilgili bir konudan söz edilmiyor. Dolayısıyla varabileceğimiz bir yargı değil. B. İnsanların ahlaki eylemde bulunma nedenleri çeşitlidir gibi bir sonuca da ulaşamıyoruz. C. Ahlaki eylemin değeri ödevden kaynaklanmasına bağlıdır. Tabii ki.
Çünkü ödev ahlakında önemli olan kişinin her türlü çıkardan, menfaatten, sonuca odaklanmaktan uzak bir şekilde davranmasıdır. Doğru de bir eylemin ahlaki olup olmadığı o eylemin sonucuna göre belirlenir. Yanlış, Kant'ın ahlak anlayışına ilişkin olarak kesinlikle varılamayacak bir sonuç. Çünkü Kant her türlü çıkarın sonuca odaklanmanın ahlaki eylemi zedelediğini öne sürer. Ahlaki eylem her zaman insanlar üzerinde olumlu etkilere sahiptir gibi bir konuda parçada dile getirilmediğinden böyle bir yargıya varamayız. Buna göre sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir arkadaşlar.